Zengin baba yoksul babanın Robert Kiyosaki, en altta olduğunda Bitcoin satın almayı planlıyor. 17 bin dolarda olabileceğini söylüyor. En çok satan kitabı zengin baba yoksul babanın ünlü yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin'in 17 bin dolara düşebileceğine inanıyor. Altın ve gümüşün yanı sıra yatırımcılara Bitcoin tavsiye ediyor. Kiyosaki, Bitcoin'in 17 bin dolarda dibi test edebileceğini düşünüyor. Zengin Baba Yoksul Baba'nın yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin için en son fiyat beklentisini ve gelecekteki görünümünü paylaştı. Zengin Baba Yoksul Baba, Kiyosaki ve Sharon Lecter tarafından ortaklaşa yazılan 1997 tarihli bir kitaptır. 6 yılı aşkın bir süredir New York Times en çok satanlar listesinde yer almaktadır. Kitabın 32 milyondan fazla kopyası, 109'dan fazla ülkede 51'den fazla dilde satıldı. Kiyosaki Perşembe günü, Bitcoin'in çökmekte olduğunu ve kripto para biriminin fiyatının 20 bin dolar seviyesine düşmesini beklediğini tweetledi. Daha sonra satın almaya başlamadan önce BTC'nin 17 bin dolarda olabilecek gibi test etmesini bekleyeceğini açıkladı. Çöküşler zengin olmak için en iyi zamanlardır, diye tavsiyede bulundu. Ocak ayında zengin baba yoksul baba yazarı, BTC 20 bin doları test ederse ve ne zaman daha fazla bitcoin alacağını söyledi. Kiyosaki'nin tweet'i, Terraust, UST, fiyaskosu ortaya çıkarken, kripto piyasasının milyarlarca dolar kaybettiği bir zamanda geldi. Yazma sırasında Bitcoin son 24 saatte %2, son 7 günde %20 ve son bir ayda %27 düşüşle 29289 dolardan işlem görüyor. Kiyosaki ayrıca Bitcoin'in kazanacağına inanıyor. Düşen BTC fiyatına rağmen Kiyosaki Bitcoin'in kazanacağına inanıyor. Çarşamba günü nedenini açıklayan bir tweet attı. Bitcoin kazanacak çünkü Amerika 3 yardakçı tarafından yönetiliyor diye yazdı ve ilkinin başkan Joe Biden olduğunu ekledi. İkinci yardakçının Hazine Bakanı Janet Yellen ve üçüncünün Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell olduğunu söyledi. Ünlü yazar, 3 stuçsasa değil Bitcoin'e güveniyorum dedi. Bu aynı zamanda Kiyosaki'nin Biden yönetimine, Wall Street'e ve Fed'e olan güvensizliğini ilk açıklaması değildi. Ayrıca yatırımcılara bir süredir Bitcoin satın almalarını tavsiye ediyor. Geçen ay ünlü yazar, en büyük balon patlamasının geldiğini söyledi. Hükümeti, Wall Street'i ve Federal Rezervi hırsızlar olarak nitelendirdi. Ayrıca hiperenflasyon ve depresyonun burada olduğunu söyledi ve yatırımcılara altın, gümüş ve bitcoin satın almalarını tavsiye etti. Mart ayında Kiyosaki, Amerika Birleşik Devletleri dolarının patlamak üzere olduğunu söyleyerek başkan bir dene enflasyona neden olmakla suçladı. O zamanlar yatırım olarak altın, gümüş, bitcoin, BTC, Ethereum, ETH ve Solana Sol önerdi. Bununla birlikte Kiyosaki'nin kriptoya bakışı tamamen sorunsuz değil. Ünlü yazar ayrıca sonunda hükümetin tüm kripto para birimlerine el koyacağı ve onları bir hükümet kriptosuna katlayacağı konusunda da uyardı. Bununla birlikte, daha sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, hükümet sahte fiyat parasından daha güvenli bir sınak olarak kriptoya yol açtığını söyledi. Bitcoin konusunda Robert Kiyosaki ile aynı fikirde misiniz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin. Bu videoda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Katıl butonumuz aktif olup katıla dahil olarak istediğiniz hisse senedi, kripto para, forex pariteleri ve emtia teknik analiz talebinde bulunabilirsiniz. Yine bu videonun açıklama ve yorum kısmında yer alan Binance Global ve Binance Türkiye %10 komisyon indirimli linklerimize tıklayarak dünyanın en güvenli ve en yüksek hacimli borsasına kaydınızı yaparak 7/24 yüzlerce kripto paranın alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.